Merhaba arkadaşlar. Şimdi size minimalist çizimlerle ilgili birkaç örnek vereceğim. Minimal çizim anlatmak istediğinizi en küçük boyutlarda çizmektir. Bunu genelde minimal resim yapan dövmecilerde de görebilirsiniz. Örneğin hani Eyfel Kulesi'ni kolunuza yerleştirmek için bileğiniz kadar küçüklükte çizerler ya da hani camiler, büyük tarihi yerler. Bunları küçük bir şekilde, minimal bir şekilde çizmek demektir. Haş kalemimi alıyorum. En ince kalem bu olduğu için. Çizmeye başlıyorum. İlk önce hata oranı olabilecek için kuru kalemle çiziyorum. Daha sonra üstünden asetik kalemle geçeceğim. Small olması lazım. Çok kalın olmaması lazım. Evet, çizimimizi görememeniz çok normal çünkü boyutu çok küçük. Şimdi kalemle geçeceğim ama kalem bitmiş. Üzücü. Çareler tükenmez. Ben de keçeli kalem kullanırım ama normalde bu kalemi kullanmanız daha güzel sonuç aldırır. Evet, yakınlaştırınca ne çizdiğimi belli olacak. Bir de üstünden sulu boya ile görselliği güzelleştirmek için
eserimi şöyle gösterebilirim. Avuç içim kadar. Siz de minimal çalışmalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Daha küçük çalışmalar halinde olanlar da var. Neden aynı şeyi büyük bir kağıda yapalım ki? Neden minimal bir çalışma yapmayalım ki? Yani sonuçta aynı şey, sadece daha az yer kaplıyor. Yani şu resim defterini görürsünüz. Resim defteri üzerinde ne kadar az bir yer kapladığını görebilirsiniz. Bazen hayatınızda minimal şeyleri de yer edinmek gerekiyor. Çok fazla kalabalıklara gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.